Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Yazıyorum programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. İş insanı, yazar Ümit Orman bizlerle. Bir şeyi çok istediğiniz vakit artısı da eksisi de sizin oluyor. Ailenin motivasyonu çok önemli. Çok. Şimdiki gençler o bakımdan çok şanslılar. Annelerinden, babalarından muhteşem bir destek görüyorlar. Her ne kadar anneler, babalar çocuklarına bazı hareketlerinden dolayı kızsalar da o çocukların anneden, babadan aldıkları bir kromozomlar var, bir DNA var. O sarmalın içerisinde aslında anne ile babanın karakterlerini aynalık ediyorlar. Anında cevap verme yetisine sahibim. O da tecrübeyle alakalı bir şey. Ne kadar çok okursanız, ne kadar çok gezerseniz, ne kadar çok insan ilişkileriniz varsa o kadar donanımlı oluyorsunuz. Kesinlikle. Ben seyahat etmeye de çok önem veriyorum. Çünkü dünya kültürü alıyorsunuz. Evet. Dünya kültürü aldığınız vakit sizin vizyonunuz eskiden böyle bir vizyonsa böyle daha böyle genişliyor. Böyle Evet. Koskocaman bir vizyona sahip oluyorsunuz. Her hastalığın altında yatan mutlaka bir psikolojik sebep Evet, var. Erkekler mesela çoğunlukla sırt ağrısından yakınırlar. Sırt ağrısı da evin yüküdür, sorumluluk duygusudur. Kadınlarda da omuz vardır, omuz ağrısı vardır ev kadınlarda. O da çocuklarının yüküdür. Kader çabaya aşıktır. Kadere yüklenip de bütün yükü onlara atmasınlar, çabalasınlar, doğaya çıksınlar. Yeni nesilde bir tane dezavantaj görüyorum, çok oturuyorlar. Mutlaka doğaya çıksınlar, yürüsünler, koşsunlar, çok çabalasınlar meslekleriyle ilgili, araştırma yapsınlar. Ah şanssızlık, bak görüyor musun deyip de pes etmesinler. Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Yazıyorum programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. İş insanı, yazar Ümit Orman bizlerle. Ümit Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Vallahi ben bugün çok yağmurlu bir günde geldim. Evet. Daha evvel bu kadar yağmur yağmamıştı. Dedim ki kendi bolluğumla, bereketimle geldim. Çok şükür. Güzel bir gün olur inşallah. Çok güzel. Sizi birazcık tanıyalım mı? Ben kendimi tanıtırken hemen ailemden bahsetmek istiyorum. Ailem Safkan Billaz, Artvin Hopa, deniz kıyısında büyümüşler. Coğrafyanın vermiş olduğu o çılgın tabiatıyla aynı karakterlerine yansımış bir anne babanın çocuğuyum. Dolayısıyla ben de çok çılgın bir çocukluk ve gençlik yaşadım. Benim zamanımda her şey bu zamandaki gibi çok olağan değildi. Mesela bir Hollandalı bir eşim oldu. İngiltere'de ailemin, sülalemin karşı çıkmasına rağmen 80'li yıllardaki çok 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 olağan bir şey değildi o zamanlar. Evet. Tek başıma İngiltere'lere gittim. Oralarda okudum. İyi ki de okumuşum. Buradan tabii çok şey olmayacak gençlere, iyi ki dinlememişim diyeceğim. Hani siz yapmayın. O ayrı bir mevzu. Ama işte o da benim tipik Karadenizli karakterimden kaynaklanan bir şey. Hiç kimseye hiçbir şekilde bir danışma gibi bir huyum olmadığı gibi her şeyi kendi başıma yaptım. Evet, zengin bir ailenin çocuğuydum ama çok cesaretliydim. Kendi kararlarımı kendim alıyordum. Ve o yolda da sıfır parayla bile yola çıkabilecek düzeyde bir hırçınlığa sahiptim. İyi ki de böyle bir karakterim olmuş. O karakterin bana getirdiği çok fazla şeyler oldu. Bir tanesi okul hayatım, bir tanesi iş hayatım, evlilik hayatım. Ve iş hayatımda Türkiye'de, yurt dışında yaşıyordum, eşim Hollandalı. Türkiye'ye geldiğim gün bir çok büyük bir trafik kazası geçirdim. O kadar büyük bir kazaydı ki her tarafım paramparça oldu. Ailemin bile haberi yoktu. Dolayısıyla ben yurt dışındayım.
Anneme bir telefonda şöyle demiştim, sürpriz yapabilirim şeklinde. Evet. Evet, çok büyük bir sürprizle onlara ulaşılan telefonlarla kızınız hastanede şeklinde. 3 ay hastanede yattım. Niye o kadar uzun? Kırılmadık yerim kalmamıştı. 3 ay da evde yattım. Bu benim hayatımın en büyük dönüm noktası oldu. Niye? Neden böyle bir şey benim başıma geldi? Yani ben ne yaptım da böyle bir şeyi başıma çektim şeklinde kendime sorular sorduğumda bu soruların cevabını anca bir eğitmenle, kendimi de eğiterek almam gerektiğini anladım. O zamanlar bir görüştüğüm bir Hintli İngiliz bir çocuk vardı, Yogesh diye. Yogesh'in bana söylediği çok ağır bir laf oldu. Ümitciğim, bu kazayı sen yaptın dedi. İsteyerek yaptın. Ya ne diyorsun, insan kendi kendine bu kadar büyük bir kaza yapabilir mi? Evet, sen yaptın. Niye? Tabii sonradan bunu çözdük. Bir şeyi çok istediğiniz vakit artısı da eksisi de sizin oluyor. Benim çok istediğim şey eşimle birlikte Türkiye'de yaşamaktı. Fakat evet, eşim annesi babası doktor olduğu için öyle hemen pat denek Türkiye'ye gelip yaşayabileceğimiz bir konumlara sahip değildiler. Bir de hani köklü bir aileydi. Nasıl, neyi bırakıp da hemen geliyorsun? Tanrı bana bu şekilde bir yardımcısı oldu. Çok istiyordun. Sonra dedi Türkiye ayağını açtım dedi. Ve Türkiye'de kalmak zorunda kaldım. Evet. Eşimle anlaştık. Ben daha fazla yurt dışında kalmayacağım, burada kalacağım. Ve hani babama, zaten çalışıyordum, yurt dışında da çalışıyordum. Aileme, vatanıma faydalı işler yapmak istiyorum. Oradan bir parça uzak kalıyorsunuz, bir parça değil, bayağı bir uzak kalıyorsunuz. Evet. Orada da Kadınlar Birliği'nde Türk kadınlarına, Türk iş adamlarına çok faydalarım oldu. Bir okulda hocalık yaptım. Türkçe dersleri verdim, Hollandaca dersleri verdim Türklere. Ondan sonra yabancılara Türkçe dersleri verdim. Ben fazla yerinde durabilen, fazla oturabilen bir kadın değilim. Burada da kitabımı görüyorsunuz. Kitabınızdan da bahsedeceğiz, o da evet. Pandemi döneminde yazılmış bir kitaptı. Neden pandemi? Pandemide bol bol evde oturma fırsatınız fırsata oldu. Fırsata çevirmek. Aynen öyle. Olmuş. Evet. Şimdi öncelikle çok geçmiş olsun. Umarım kalıcı bir şey kalmamıştır sizde. Kalıcı hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Tabii ki travması var ama travması da bende kalmadı herhalde. Çünkü 5. ayda arabama bindim, kullandım yani. Çok güzel. Şurayı da vurgulamak istiyorum. Evet, siz inanılmaz derecede cesaretli, gerçekten son derece örnek alınması bir insansınız. Burada sizin dediğiniz cümlede şu ortaya çıkıyor. Belki sizin görüşlerinizde, fikirlerinizde o çok değerli ama biraz sert olan aile şey vermiş olsaydı, biraz daha anlayışla karşılamış olsaydı sizi de daha fazla desteklerdi. Şimdi sevgili gençlerimiz, onun altını çizmek istiyorum ve ailelere özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın fikirlerine önem vermek, onlara aslında bir yol haritası çizmelerinde yardımcı olması gerekiyor. Yoksa hani ben dediğimi yapacağım deyip herkes sizin kadar şanslı da olmayabilir. Olmayabilir. Hani ben kendi istediğimi yapayım dememeleri gerekir. Aileyle beraber işbirliği yapıyor olmaları gerekiyor bu anlamda. Kesinlikle. Ailelere çok iş düşüyor. Kesinlikle. Gerçekten. Kesinlikle. Çok önemli. Bizim de mottomuz şuydu. Yani anneden babadan aldığın bu deli kız her şeyi yapar. O da benim mottomdu. Yani ben mesela yoğun bakımda yatarken kızınız 1,5 sene falan yürüyemez dedikleri vakit babamın cevabı direkt, hiç düşünmeksizin, o kalkar las kızıdır. Tabii buradan vereceğim mesaj şu, herkes dediğiniz gibi benim kadar şanslı olmayabilir. Ailenin motivasyonu çok önemli. Çok, çok. Şimdiki gençler o bakımdan çok şanslılar. Annelerinden babalarından muhteşem bir destek görüyorlar. Hem sözsel hem de madden ve manen diyelim, evet, ona. Evet. Tamam mı? Bizim zamanımızda madden vardı da manen tarafı fazla yoktu.
biraz daha baskıcı bir dönem olabilir. Tabii ki. Yani bir de ben mesela 80'li yıllarda bir Hollandalıyla evleniyorum. Oho! İstanbul'da yer yerinden oynamıştı. Hele bir de gelenekçi ve ataerkil bir Karadeniz aile yapısı varsa, ki biz de öyleyiz. Hani doğal olarak yurt dışına, bırakın şehir dışına gitmeyi, yani yurt dışına gitmeyi şehir dışına giderken bile radikal bir karar olarak algılanırdı. Öyle. Evet. Fakat işte her ne kadar anneler babalar çocuklarına bazı hareketlerinden dolayı kızsalar da o çocukların anneden babadan aldıkları bir kromozomlar var, bir DNA var. Evet. O sarmalın içerisinde aslında anne ile babanın karakterlerini aynalık ediyorlar. Kesinlikle. Yani ah inatçı kızım dediğim vakit babanıza tabii ki söyleyemezdik de mesela şimdiki aklım olsa babacığım bir aynaya bakar mısın kendini görebilirsin orada şeklinde. O zamanki bizim almış olduğumuz terbiyeyle öyle şeyler diyemezdik ama şimdiki nesil diyebilir. Evet, anneler babalar da çocukluk dönemlerini unutuyorlar. İstiyorlar ki dört dörtlük bir işte sözümüzü dinlesinler. Çocuklar bizim her dediğimizi yapsınlar. Sevgili anneler babalar, biz de çocuk olduk ve hiçbirimiz de böyle annemizi babamızı mükemmel dinleyip onları üzmeden bir yetişme dönemi gerçekleştirmedik. Değil mi? Doğal olarak biz de onları üzdük. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Gençlerinde saygı çerçevesi içerisinde anneyle babayla işbirliği yapıyor olması gerekiyor. Şimdi ben size şeyi soracağım. Bu çok önemli bir kaza atlattıktan sonra bir aydınlanma yaşamışsınız aslında. Evet. Hintli gençle karşılaştıktan sonra. Evet. Bu aydınlanma sonrasında sizi kendi içsel yolculuğunuza gönderecek bir takım spiritüel, enerjik alanlara dahil olmuşsunuz. Ben bunları merak ediyorum. Bu süreci nasıl geçiş yaptınız? Şimdi tabii ki böyle bir şey benim başıma niye geldi diye buradaki bir soru işaretleri. Sağ taraf, sol taraf, her taraf dolu. Ama ben bunu niye çektim? Bunu araştırırken araştırmakla kalmıyorsunuz. Onun eğitimlerini almanız lazım. Eğitimleri de o zamanlar Osho vardı. Osho'yu bilirsiniz. Evet, çok büyük bir Hintli guru. Ve ben Hindistan'da 6 aylık bir eğitime gittim. Tayland'da bir eğitime gittim, Brezilya'da bir eğitime gittim, Güney Afrika'da bir eğitime gittim, Türkiye'de bir sürü bir eğitime gittim. Hepsini harmanladım ve ortaya hakikaten dertlere derman ümit orman çıktı. Evet. Soru cevap şeklini çok severim. Çünkü neden? Kendi tecrübelerim, artı eğitimlerim, artı yaşadıklarım anında cevap verme yetisine sahibim. O da tecrübeyle alakalı bir şey. Ne kadar çok okursanız, ne kadar çok gezerseniz, ne kadar çok insan ilişkileriniz varsa o kadar donanımlı oluyorsunuz. Kesinlikle. Yani donanım derken ben seyahat etmeye de çok önem veriyorum. Çünkü dünya kültürü alıyorsunuz. Evet. Dünya kültürü aldığınız vakit sizin vizyonunuz eskiden böyle bir vizyonsa böyle koskocaman bir vizyona sahip oluyorsunuz. Dünya vatandaşı oluyorsunuz. Dünya vatandaşında bir Hintliyi anlayabilirsin, bir Pakistanlıyı anlayabilirsin, bir Güney Afrikalıyı anlayabilirsin, bir Arabı anlayabilirsin. Tabii işimden dolayı da çok seyahat ettim. 35 sene az boz bir zaman değil. Orada da insanlarla tanışmanın ve de ülkelere ait töreler, kültürler ve ananevi davranışları bizzat gidip yaşayarak görüyorsunuz. Ne kadar güzel. Yani aslında siz kültürel mirassınız şu anda gençlerimize. Öyleyim, gerçekten. Öyle. Çünkü hem uluslararası bir bilgiye, görgüye ve vizyona sahipsiniz hem de kendi ülkenize önem verdiğiniz o kadar aşikar ki siz onları harmanlayıp sevgili gençlerimizi sadece ekran başında değil çevrenizde birçok insana yol arkadaşlığı ya da aydınlanmalarına inanılmaz derecede katkıda bulunuyorsunuzdur Oluyorum, hissediyorum bunu. Kitabınızdan da bahsedelim mi biraz? Kitabım pandemi döneminde yazıldığı için hafiften bir günlük gibi oldu. Fakat ben bu kitabı yazarken hani bunu hiçbir zaman bahsetmek istemiyorum ama hani üzücü olduğu için kanser atlattım. Onu da atlattınız çok şükür. Evet. Allah Allah. Bu nereden benim başıma geldi şeklinde de tekrar bir sorgulama oldu.
Kanser derin üzüntü sonucunda çıkıyor. Evet. Hepimizde o hücre var. Hepimizde o potansiyeli taşıyoruz. Vücut bağışıklığı düştüğü an hemen geliyor o, gelmiyor zaten orada. Tetikliyor. Orada başlıyor üremeye. Evet. Evet. Kadın da sevgiyi temsil ediyor. Göğüs, annelik, sevgi. Göğsün hemen altında kalp. Kalpte kalp kırıklığı. Evet. Hani bu kadar donanımlı bir kadının kalbi kırılır mı? Kırılıyormuş. Kırılır. Rahmetli Billur Kalkavan'ı da kaybettik. Allah o da kesin. Yürüyüşüne, yemesine, içmesine, her şeyine feci dikkat eden bir kişiydi. Evet, ona evet. rağmen. Fakat bir tane röportajımda şuraya hiç dikkat etmemişim dedi. Ben de hiç kendimi Demir Lady olarak görürken kendimi kırılacağını, incineceğini düşünmezken ben de kırılmışım. Evet. O günün şartlarıyla üstünde durmasanız bile insan öyle bir yapıda yapılmış ki unuttum dediğiniz şeyi ya sağ lopa atarsınız ya sol lopa atarsınız. Sağ loblar genelde erkek tarafımızı yani eril, sol loblar da dişil tarafı. Dişil tarafımızı. Dişil tarafından eğer kırıldıysan hemen o tarafın göğsünü tahrip ediyor. Tahrip ediyor. Evet. Ben bunu da araştırdım. Her hastalığın altında yatan mutlaka bir psikolojik sebep evet, vardır. Evet, hastalığın duygusal nedenleri. Tabii ki o kadar doğru, o kadar doğru ki. Yani erkekler mesela çoğunlukla sırt ağrısından yakınırlar. Sırt ağrısı da evin yüküdür. Sorumluluk. Sorumluluk duygusudur. Evet. Kadınlarda da omuz vardır. Omuz ağrısı vardır ev kadınlarda. O da çocuklarının yüküdür. Yemek yapacak, çocukları giydirecek, ütüleri yapacak. O da omuzlara vurur. Evet. Her şeyin altında bir psikolojik sebep yatar. Ben de böyle bir şeyi atlattım. Çok şükür bu kadar badirelere rağmen sizi bu kadar neşeli, bu kadar pozitif anlamda. Elbette her insanın sorunu var. Elbette her insan kırıyor ve kırılıyor. Bu şüphesiz. Hani ben kimseyi kırmadım desem yalan olur. Ya da beni hiç kimse kırmadı desem yalan olur. Ama bunu önemli olan rahatlıkla atlatıyor olabilmek. Maşallah size de inanılmaz derecede bir dirayet var. Sizi takdir etmek haddime değil zaten. İnanılmaz derecede, son derece tecrübeleriniz kendi var. Kendi kendinizle konuşacaksınız ya. Kesinlikle. Peki şöyle bir toparlamamız gerekirse, sizin tecrübelerinizi yarım saate 40 dakikaya sığdırmak mümkün değil. Sizinle konuşacağımız o kadar çok konular var ki ancak toparlamamız da gerekiyor ya. Sevgili öğrencilerimize ve evet, izleyicilerimize. Onları çok seviyorum. Bir mesajınız var mı? Bayılıyorum. Vallahi onlara en büyük şeyim kader çabaya aşıktır. Evet. Kadere yüklenip de bütün yükü onlara atmasınlar, çabalasınlar, doğaya çıksınlar. Yeni nesilde bir tane dezavantaj görüyorum, çok oturuyorlar. Evet. Biz hiç oturmazdık, hiç. Yani her yere yürüyerek giderdik, her yere koştururduk, her şeyi koşarak yapardık. O zamanın şartları şimdiki zamanlarda olmasa bile mutlaka doğaya çıksınlar, yürüsünler, koşsunlar, çok çabalasınlar, meslekleriyle ilgili araştırma yapsınlar. Şanssızlık. Bak görüyor musun deyip de pes etmesinler. Evet. Hele üniversite gençlerine buradan vereceğim en büyük mesaj bu. Sakın pes etmesinler. Bir de sevdikleri işi okusunlar. Sevdikleri evet. şeyi. Bölüm okusunlar. Yani bu çıktı deyip de onu kadersel kabullenişten ziyade olsun bir seneleri yansın. Ha çok büyük bir laf oldu. Evet. Yani gene de istediklerini okusunlar. Evet, ne olursa olsun tabii ki 200 sene beklemek değil ama en azından bir kere şansını tekrar daha denesinler diyorsunuz.
Sevdiği işi okuyacak. Kesinlikle. Onu okuyacak ki performansı yüksek olsun. Okuyup boşta kalmaktansa en azından bir senesini biraz sabırla bekleyip şimdi, istediği bölüm için beklesinler. Yani o sizin için söylemesi kolay diyorlar. Hayır, hiç kolay değil, anlıyorum. Ama gene de sevdikleri şeyi, branşı okusunlar. Kesinlikle. Mutlaka. Çok teşekkür ediyoruz. Yani ben sizi hayranlıkla dinledim. Gerçekten dediğim gibi tecrübelerinizi çok kısa bir zaman dilimine sığdırmak mümkün değil. Sizden öğreneceğimiz inanılmaz derecede bilgiler var. Hem sosyal hem normal iş hayatından öğreneceğimiz o kadar bilgi var ki inşallah başka bir programda devamını getiririz. Ay inşallah, ben severim. Gençlerle sohbet etmeyi çok seviyorum. İnşallah. Çok. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere diyorum size. Sağ olun. İyi günler. Sevgili izleyiciler, Yazıyorum programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalın.